Değerli takipçilerimiz, değerli LGS öğrencileri, bugün Aralık ayının matematik örnek sorularının çözümlerini yapıyoruz. Geçen ayların da sorularının çözümlerini kanalımızda bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk soru da bize bir olasılık sorusu sormuş. Burada biraz işlem yapmamız gerekecek. Şimdi bakalım, bir olayın olasılığı istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı olarak hesaplanır. Sıvı halde katı hale geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı olan bir cam şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Zerrat sürahideki suyun 1400 mililitre olduğunu biliyormuş. Şurası 1400'müş. Tamamını aşağıdaki hacimleri verilen boş cam şişeler arasında rastgele seçtiği birine koymuştur. Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır? Şimdi şu hacminin %8 ile %10 arasında artar diyor. Bu 1400'ün %8'ini bulalım önce. Şu sıfırlar gitti. 8 kere 14, 112. Bu 1400'e 112 eklerseniz 1400 artı 112, 1512 oldu. Sonra bu 1400'ün bir de %10'unu bulalım. Şu sıfırlar gitti. 14 çarpı 10'dan 140. 140 ekleyeceğiz şimdi 1400'e. 1400 artı 140. Bu da 1540 olacak. Eğer 1540'ı geçerse hacim olarak şişenin hacmi patlamaz. 1540'tan küçükse patlar. Onu biliyoruz. Şimdi bakalım. Şu patlamaz arkadaşlar. 1600 zaten. 1550 bu da patlamaz. 1500, 1450, 1300. Şunlar patlar. Şu, şu, şu. O zaman istenen durum sayısı 3. Tüm durumların sayısı 5 tane şişe olduğu için 5. Cevabımız 3 bölü 5 oluyor. Onun için arkadaşlar bu olasılık sorusunu bu şekilde çözmüş olduk. Gelelim ikinci soruya. Geldik ikinci soruya. Üstü ifadelerle ilgili bir sorumuz var. Burada da A farklıdır 0 olmak üzere M, N tam sayı olmak üzere A üzeri N çarpı A üzeri M, A üzeri M artı N. Bölmede ise üstler çıkarılır. Tabanlar aynı ise çarpmada toplanırdı. Bunu söylemiş yukarıda. Şimdi gelelim sorumuza. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı 2 çarpı 2,48 çarpı 10 üzeri 7 metrekaredir. Yazalım onu. Şimdi 2,048 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi burada 3 tane virgül kaydırırsak burası 2048 çarpı 10 üzeri 3 virgül kaydırdığımız için 7'den 3 çıkardık. 10 üzeri 4 olacak. Şimdi bu 2048 sayısı biliyorsunuz mu bilmiyorum. Bu 2 üzeri 11'dir. Yani 2048'i şöyle çarpanlarına ayırırsanız 2 üzeri 11 olduğunu bulursunuz. 2'ye böl 1024. 2'ye böl arkadaşlar 512. Bir daha 2'ye böl. Bu şekilde devam ederseniz 11 defa bölmüş olacaksınız. 2'ye böl 64, bir daha 2'ye böl 32, işte bir daha 2'ye böl 16, 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. 11 defa bölmüş olacaksınız. Belki bazı yerlere kadar biliyorsunuz. Mesela 2 üzeri 64'ün 2 üzeri 6 olduğunu bilirseniz. Öncesini sayarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 daha 11. Böyle yazabilirsiniz. Şimdi burası 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Sonra gelelim sorumuza. 100 yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda bir iki katına çıkıyormuş. Şimdi %25, 100'ü 25'e bölerseniz 4 defa var. 4 defa 2 katına çıkacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 4 defa. Bu da 2 üzeri 4 yaptı. Tarım alanlarının miktarı ise 50 yılda bir yarıya düşüyormuş. Şimdi 100'ü 50'ye bölerseniz 2 defa yarıya düşmüş olacak. O zaman buradan da bir 2 çarpı 2 geliyor. Yani 2'nin karesi gelmiş olacak. Son olarak şunu yapacaksınız. 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 4 bölü 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2 yapacaksınız. Şimdi neden bölüyoruz onu da anlatalım. Ülke nüfusu azalırsa, artarsa düzeltiyorum.
Kişi başına düşen tarım miktarı azalır. Onun için bölmemiz gerekiyor. Tarım alanlarının miktarı azalırsa kişi başına düşen tarım miktarı da azalacağı için yine bölmemiz gerekiyor. Şimdi aşağısını çarparsanız 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 24 bölü 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 2'yi çarparsanız 2 üzeri 6. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. Bu da 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 4 yazacaksınız. Şunu biraz daha büyüteyim görmeniz için. Sonra şu da 32 değil mi? 32 çarpı 10 üzeri 4. Bunu da 3,2 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazabilirsiniz. Buradan cevabımız B şıkkı oluyor. Geldik üçüncü soruya. Bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor, bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat atölyelerindeki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiştir. Şimdi buraya bakacak olursanız sanat atölyesine katılan öğrencilerin açısını bulalım. Şimdi toplayalım. Bakın 60, 30 daha 90, 90 daha 180, 60 daha şurası 240 yaptı. Bakın şurası 240. Bir çemberin tamamı 360 derece olduğu için şuraya 360'tan 240'ı çıkar. Şuraya 120 derecelik bir açı kaldı. Tamam, bu burada kalsın. Şimdi bunlar sanat. Sanat atölyelerine katılan öğrenci sayılarını vermiş. Ahşap metal 40. Görsel sanatlar bakarsanız 80. Müzik atölyesine katılan 60 öğrenci var. Bunların hepsini toplarsanız 40, 80 ve 60'ı toplarsanız 180 öğrenci oluyor. Bu 180 kişi 120 derecelik açıya karşılık geliyor. Şöyle yazıyorsunuz. 120 orantı kuracağız. 120 derecede 180 kişi ise tamamı 360 dereceydi. 360 dereceye karşılık kaç kişi gelir diye orantı kuracağız. Şunu sadeleştirin. Bakın 120'ye böl 1, 3. Doğru orantı olduğu için yapabilirsiniz bunu. X çarpı 1 x. X ne olacak? 3 çarpı 180. 3 kere 180 de 540 kişi olmuş oluyor arkadaşlar. Onun için cevabımız C şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Bu da karekökli ifadelerle ilgili bir sorumuz. Soru biraz zorlayıcı olabilir bazı öğrenciler için. Eğer işlem kabiliyetiniz biraz zayıfsa, sayılarla aranız pek iyi değilse zorlanabileceğiniz bir soru. Şimdi karekökli ifadelerle ilgili bazı özellikleri burada vermiş. Yanında bir yarışmada ilk 3'e girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsüsünde çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmüştür. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2, 3 numaralı sayıların yazılı olduğu kare şeklindeki, bakın burası kare şeklindeki bir yüzeyliğin alanları sırası 980 santimetre kare, 720 santimetre kare ve 405 santimetre kare olduğu görülüyor. Buna göre birinci ve üçüncü sporcular arasındaki boy farkı birinci ve ikinci sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır? Şimdi bunun boyuna x diyeyim, bunun boyuna y diyeyim, bunun boyuna da z diyeyim. Sonra şu kürsülerin boylarının uzunluklarını bulalım. Her biri zaten kareydi. Şu karenin alanı olduğu için bunun karekökü bunun bir kenarını verecek. Yani bu karelerin bir kenarlarını verecek. Şu 980'i şöyle yazalım. 49 çarpı 2 çarpı 10 yapacağız değil mi? Çarpı 2 çarpı 5 yapalım. Bu arkadaşlar bize 980 sayısını verir. Bu zaten 7'nin karesi. Şu 2'nin karesi çarpı 5. Bu ifadenin karekökünü alırsak 7 ve 2 dışarı çıkar. Böyle dışarı çıkar. 7 kere 2 14. 14 kök 5 olacak. O zaman şu boyumuz, şuradaki boyumuz 14 karekök 5. Gelelim 720'ye. 720'yi de şöyle yapın. 36 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 olarak düşünün. Bunun da karekökünü alıyoruz. 36 6 olarak çıktı. Şurası 2'nin karesi yani 4. 2 olarak çıktı çarpı karekök 5. Burası da 12 karekök 5 oluyor. Bu hangisi? 2 numara yani şurası. 12 karekök 5. Şimdi gelelim 3 numaraya. 3 numarayı da şöyle düşünelim. 5'e bölersek şurası 81 kere oluyor. Yani 405'i bir köşede 5'e bölersen 81 oluyor. Bunun da karekökünü alırsak 81 9 olarak çıktılar. Yani 9 karekök 5. Bunun yüksekliği de 9 karekök 5. Şimdi şöyle bir yol izleyeceksiniz.
Çocuğun boyu artı kürsünün boyu hepsinde de eşit. Üçünde de eşit. Birinci sporcu ve üçüncü sporcuyu alıyorum. Birbirini boy farklarını bulacağız. Birinci sporcumuz y artı karekök 15. 14 karekök 14 kök 5. Sonra üçüncü sporcumuz z artı 9 karekök 5. Şimdi ne yapıyorum? Şu 9 karekök 5'i buraya atıyorum. Y'yi de buraya atıyorum. Z eksi Y yani boy farklarını bulmuş oluyorum. 14'ten 9 çıktı. 5 karekök 5 oluyor. Şimdi gelelim birinci ile ikinci arasındaki boy farkına bakalım. Birincisi zaten az önce yazdık. Y artı 14 karekök 5. Birinci sporcumuz bu. İkinci sporcumuz da X artı 12 karekök 5. Yine şu 12 kök 5'i bu tarafa atınca 14'ten çıkarınca 2 kök 5 kalacak. Y'yi de bunun yanına alıyorum. X eksi Y oluyor burası. X eksi Y ne oluyor? 2 karekök 5. Şimdi boyların oranı kaç katıdır diyor. Katı diyorsa şu sayıları birbirine bölüyorsunuz. Yani şöyle yapıyorsunuz. 5 karekök 5 bölü 2 karekök 5. Karekök 5'ler gitti. 5 bölü 2. Bu da 2,5 olacağı için cevabımız B şıkkı oluyor. Geldik 5. soruya. Biraz uğraştırıcı. Yine sayılarla aranızın iyi olması gereken bir soru. Soruya bakacak olursak bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Şimdi satış sayısı 2018 yılı için 1000 adete göre yapılmış. Bunlar da renklerimiz zaten görüyorsunuz. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunlardan 12.000 tanesini ve mavilerden de 6.000 tanesini satamamıştır. O zaman siyahlardan arkadaşlar normalde 66.000 tane satması gerekirken 12.000 tane az sattığı için 66'dan 12'yi çıkarın 54.000 tane satmış. Siyahtan 54.000 tane. Şimdi maviye bakalım. Mavi normalde 60.000 tane satması gerekiyordu. 6.000 tane az sattığı için 60'dan 6'yı çıkardım. Bundan da maviden de 54.000 tane satmış. Gelelim arkadaşlar diğerlerine. Bunların yanında 2018 yılında satış sayısından 12.000 tane fazla sayıda beyaz ve 4.000 tane fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletinin tamamını satmıştır. O zaman ne yapacaksınız? Beyazlara 12 ekleyeceksiniz. 12.000. Beyazlar 24'tü. 24'e 12 ekle. 36.000 tane satmış. Beyaz 36. Bunları not alalım. Gerisi kolay zaten. Sonra kırmızı bisikletlere gelelim. Kırmızı 68.000'di. 4.000 fazla sattığı için 68 artı 4. Bu da 72.000 tane satmış olacak. Kırmızılarda 72.000 tane. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak şöyle bir çıkarım yapabilirsiniz rahatlıkla. Kırmızının açısı beyazın açısının 2 katı olmalı. Şurası diyelim ki kaç olsun? Derecesi, şunun derecesi, bunun derecesinin 2 katı oran var. O zaman kırmızıyla beyaz arasında 2 kat açı olması gerekiyor. A şıkkında oluyor bakın 120-60 olur. B şıkkında olmaz geçtik. C şıkkında bakın 135'e 45 zaten olmaz alakası yok. Şuraya bakalım 3. kırmızı açıyı biz bulalım 75-75-150 60 daha 210 şuraya 150 kaldı. Bakın 2 katı mı? Hayır 2 katı değil. Bir kere sadece bu veriyle 2 katı olduğunu görürseniz çünkü biri 36'ya biri 72 oluyor. Açı olarak da bu açı dairesel grafikte karşılık gelen açılarla birbirinin 2 katı olmalı. Sadece bu veriyi kullanarak bile A şıkkının doğru olduğunu bulabilirsiniz. Uzatmaya da gerek yok. Daha uzun yoldan çözebilirsin. Bakın şunların toplamı 216 yapıyor. Şöyle düşünüyorsunuz. 300 orantı kuracaksınız. 360 derecede 216 ise işte diyelim ki 54. 54 için kaç derecelik açı yapılır? Hepsini tek tek yapıp bu şekilde bulabilirsiniz ama gerek yok. Zaten bu şekilde çözmek bizim için daha avantajlı zaman kaybı açısından. Şimdi gelelim diğer soruya. Geldik 6. soruya. Bir olasılık sorusu. Bu da güzel bir soru. Bazı bir detay var. Onu görmeniz gerekiyor. Şimdi olayın olasılığının formülü yukarıda vermiş zaten. Eylül
Diyor ki cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül'ün hazırladığı bu listede annesinin seçtiği şarkı sayısı babasının seçtiği şarkı sayısından fazla. Tamam, bu fazla. Anneninki daha fazla. Anne babanın şarkı sayısından fazla. Bunu not alalım. Eylül cep telefonuna rastgele oynatma özelliğini kullanarak bu listedeki şarkıları anne ve babasıyla dinlemek istiyor. Bu cep telefonunda ilk çalacağı şarkının Eylül'ün seçtiği bir şarkı olmasının 1 bölü 4 olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en fazla, pardon, en az kaçtır diyor. Şimdi Eylül'ün şarkı sayısına E diyelim. Eylül'ün bir şarkısının çalma olasılığı Eylül'ün şarkı sayısı bölü tüm şarkılar yaparsınız. Bu da 1 bölü 4'e eşit. Burada içler dışlar çarpımı yaparsanız Eylül'ün 5 şarkı seçtiğini bulursunuz. Şimdi anne ile baba toplam o zaman 20 şarkı vardı. Anne ile babaya 15 şarkı kaldı. Annenin şarkı sayısı babanın şarkı sayısından daha fazla. Şimdi 8'e 7 yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Başka 9'a 6 yapabiliriz. 10'a 5 yapabiliriz. Bu şekilde devam ederiz. Şimdi annenin olasılığının en az olması için annenin şarkısını en az almalıyız. En az da 8 alabiliyorsunuz. Çünkü anne daha fazla. Tutup 7'ye 8 yaparsanız annenin şarkı sayısı azalır. Annenin şarkı sayısı en az 8 olur. 8 şarkısı var. O zaman annenin en az olma olasılığı 8 bölü toplam şarkı sayısı 8 bölü 20. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 5 cevabına ulaşırsınız. Bu da Bursa seçeneği olmuş olur cevabımız. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Bu da mantıkla çözülen bir soru. Rahatlıkla çözebileceğinize inandığım bir soru bu da. Olasılık sorusu ama bakalım. Aşağıda eş karesel bölgeye ayrılmış dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir. Çiğden bu kartonu keserek alanların oranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çiğdem'in elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir. Şimdi 1'e 2 oran elde ediyoruz. Biri öbürünün iki katı olacakmış. Şimdi burada kaç tane hücre yani birim kare var ona bakalım. 6 burası. Yukarıdan aşağı 6. Sağdan sola doğru bakacak olursanız 9. 9 kere 6. 54 tane var. Şimdi şuranın alanı A ise burası 2A'ydı. Topladık 3A yaptı. Bu 54'ü 3'e bölelim. 54'ü 3'e bölerseniz 18 olur. Demek ki bir tanesinde 18, diğerinde bunun iki katı yani 36 tane birim kare olmalı. Şimdi sayalım bakalım aşağıdakilerden hangisi 18 ve 36 dışındaysa cevabımız olacak. Şimdi şurası 2'ye 9. O zaman 9 kere 2 18. 18 var. Bu olur. B'ye bakalım. 3'e 9. 9 kere 3 27. Bu olmaz. Cevabımız B. Diğerleri de neden olur onlara bakalım. Yukarıdan aşağı bakalım. 3, 6, 6. Sağdan sola bakarsak 6. 6 kere 6 36. Bu da olur. Sıkıntı değil. D şıkkına bakacak olursak burası 3'e bakalım 6. 6 kere 3 18. Bunda da problem yok. Bu da olur. Dediğim gibi bu şekilde rahatlıkla çözebilirsiniz. Çünkü 1'e 2 oran demek bir alan A ise öbür alan 3A. Toplam 54 tane birim kare var. 54'ü 3'e böldüm. O zaman bir alanda 18 tane ise öbür alanda 36 tane olmalı. Ben de bunları tek tek size anlattım, çözdüm. Geldik 8. soruya. Geldik 8. soruya arkadaşlar. Köklü ifadelerle ilgili bir sorumuz. Bu da güzel bir soru. Şimdi soruya bakacak olursak bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep, Sude isimli 3 sporcunun tahtada sıçradıktan sonra kum pistine düştüğü yerler aşağıdaki noktalarla gösterilmiştir. Bir de şöyle diyor. Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın olan Sude, en yakın olan Sude'ymiş. En uzak olan Zeynep. O zaman şu nokta Zeynep, şu nokta Sude olacak. Ne diyor? Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı 5 metre. Orayı düzelteyim. Kum pistte olan uzaklığı demiş. Onu düzeltelim. Şurası Sude, şurası Zeynep olacak. Sude'nin pist sonuna olan uzaklığı 5 metre. Yani şurası 5 metre. Zeynep'in olan uzaklığı 4,5 metre diyor. Şurada kim vardı? Hayat vardı. Ne diyor? Buna göre Hayat'ın düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Şimdi burada arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Şurada köklü ifadeler olduğu için bunların tek tek bir kere karesini alalım. Aldık. Burası 4 kere 3, 12 yapıyor. Şıkların karesinden gitmemiz gerekiyor. Mecbursunuz. Çünkü kare almadan karekökli ifadenin büyüklük, küçüklük ifadesini karşılaştırmanız çok zor. Yani karekökten kurtarmadan karşılaştırmanız çok zor. Onun için kare alıyoruz. 9 kere 2 burası. 18. Şurasının karesini aldık. 2'nin karesi 4 çarpı 6. 24. Şunun da karesini alıyorum. 3'ün karesi 9 çarpı 3. 27. Gelelim sorunun şunların da karesini alacaksınız tabii ki. 5'in karesi 25. 4,5'un da karesini alacağım. Ama 4,5'un şu şekilde karesini alamıyorum. 45 bölü 10 yazıyorum. Sadeleştiriyorum. Yani 5'e böl 9 bölü 4. Bunun da karesini alırsanız 81 bölü 4. O da 81'i 4'e bölerseniz 20 küsür oluyor. O zaman hayatın atlama uzunluğunun karesi 25'ten büyük, 20 küsürden küçük olacak. Şıklara bakacak olursanız 25'ten arkadaşlar şurayı ters yazdım. Şurası 20 küsür olacak. Şurası 25 olacak. 20 küsürden büyük, 25'ten küçük olan şıkkımız gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Şimdi diğer Kasım ayında da böyle bir ifade çıkmıştı. Aşağıda yorum yapmışlardı işte videonun altına. Neden kare alıyoruz? Eğer kare almazsanız bunların karekökli ifadelerde sıralama yapmanız çok zor. Kökten kurtarmanız lazım. Kökten kurtarmanın tek yolu da bunların karesini almak. Bu şekilde sıralama yaparsanız yanlış yapmazsınız. Yoksa işte 3 kök 2 mi büyük, 2 kök 3 mü büyük? Bunları karşılaştırmanız çok zor. Geldik 9. soruya, bir olasılık sorusu. Soru hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi olasılığın formülü yukarıda verilmiş. Aşağıda görselde Yıldızlar futbol takımında bir maçtan ki kadrosu verilmiştir. Tamam. Şimdi aşağıya soruya geçelim. Bu maçta ilk 11'de başlayan futbolculardan 3'ü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiş. Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcular arasında rastgele bir ile röportaj yapılmıştır. Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi asal sayılar o zaman oyuna girsin ki röportaj yapma olasılığı artsın asal sayılarla. O zaman şurada 13 asal yedeklere bakalım. Bunları oyuna sokmamız gerekiyor. 2 asal ve 17 asal. Bunlar oyuna girsin. Oyuna girsin. Şu 3'ü. Bunun yerine asal olmayanları çıkaralım ki olasılığımız büyüsün. Şu 4 numarayı dışarı çıkarıyoruz. 10 da asal değil. Bunu da çıkaralım. 20 de asal değil. Çıkaralım. Yani önemli değil hangisini çıkardın. Şimdi bakalım kaç tane asal futbolcumuz oldu. Şimdi 19 var. 1, 3, 5 asal, 7 asal, bir de 11 asal. 5 tane buradan. 3 tane de buradan geliyor baktığınız gibi. 8 tane asal forma numaralı öğrencimiz var. Öğrenci diyoruz, futbolcumuz var. Peki maçta oynayan toplam kaç kişi oldu? Şurada 11 kişi var. 3 de buradan geldi. Toplam 14 arkadaşlar futbolcu oyun oynamış olur. Yani 8 bölü 14. Oynayanlar arasında röportaj yapılıyor. Dikkat edelim. Hepsi arasından değil. O zaman 8 ve 14'ü sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 4 bölü 7 cevabına ulaşırsınız. Cevabımız C şıkkı oluyor. Geldik son soruya. Arkadaşlar bu da güzel bir soruymuş. Soruya okuyacak olursak, Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 miligram, 50 kuruşluk madeni paraların ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kum arasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem, bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar parası olduğunu bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işlemi sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para sayısı en fazla kaçtır? Şimdi 1 liralıklarımızın sayısı x tane olsun. 50 kuruşlarıkların sayısı da y tane olsun. Şimdi para sayısı çarpı miligram bize bunların ağırlıklarını verecek. Yani şöyle yapalım. Şurayı da kaldırayım, daha rahat olsun. X çarpı 8200, bu 1 liralıkların ağırlığı. Y çarpı 6800 de 50 kuruşların ağırlığını verecek. Şu sıfırlar karşılıklı gitsin. Her iki tarafı burada
2'ye bölelim. O zaman şurası 41x. 2'ye böl 34y olmuş olacak. Daha fazla sadeleştiremiyoruz. Sadeleşebildiğiniz kadar sadeleştirin. Daha fazla olmuyor. O zaman bu x karşıdaki sayı oluyor. Yani 34. Y de öbür karşıdaki sayı oluyor. Yani x'in öndeki sayı oluyor. 41. O zaman 1 liralık 34 tane var. 50 kuruşluk 41 tane var. 1 liralık 34 tane ise buradan 34 lira biriktiririz. 50 kuruşluk 41 tane ise 1 lira olsaydı 41 lira. 50 kuruşluk olduğu için 41'in yarısı 20,5 lira da buradan gelecek. O zaman 34 ile 20,5'u toplarsanız bizim paramızın 54,5 lira olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Arkadaşlar soruların çözümlerini bu şekilde bitirdik. Tek dersi sizler için anlattık. Umarım çözümlerle ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Aşağıda yorum kısmına istediğiniz bir ifade varsa, yani üzülmesini istediğiniz, çekilmesini istediğiniz video varsa sizlere yardımcı olmaya çalışırız zamanımız oldukça. Ayrıca fen sorularını bir matematikçi olarak sizler için yorumlayıp çözmeye çalışacağım. Bakayım, eğer çözebilirsem çözeceğim. Belki de çözemeyeceğim soru tipleri vardır. Bir fenci arkadaş bulursam ondan danışıp da yardım alabilirim. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel puanlar alırsınız, netler çıkarırsınız. Hoşça kalın.